Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerde farklı bir pasta hazırlayacağız. Ben pastamı akşamdan katlandırıp çember içerisine almıştım. Bir gece buzdolabına dinlenmesi gerekiyor. Pastamızın iç dolgusunu dilediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. İster çikolatalı, ister meyveli, ister sade, tamamen sizin arzunuza kalmış. Benim pastam çikolatalı bir pasta olacak. Burada çırpmış olduğumuz, hazırlamış olduğumuz krem şantimiz var. Açık gri renkte hazırlamış olduğumuz. Krem şantimizi çırpıp içerisine siyah gıda boyası bir iki damla damlatıp açık gri rengi elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ben açıklama kısmına detaylı tarifi yazacağım. Haydi o zaman yapmaya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ince bir tabaka halinde sürelim. Daha sonra üzerinden tekrar geçeceğiz arkadaşlar. Pastamızı ilk önce ince bir katman olarak sıvarsak üzerine tekrardan ikinci katı sürdüğümüzde daha sağlıklı bir pasta olacak arkadaşlar. Şimdi ikinci katımızı sürelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pastamız hemen hemen hazır sayılır. Pastamızın kenarlarından ganaş akıttık ve üstünü ganaşla kapladık. Ben ganaş tarifini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Şimdi süslemeye geçeceğiz. Şurada silikon kalıpta mini tablet çikolatalar yaptık. Şöyle göstereyim. Çok şirin çikolatalar. Süsleme olarak kullanacağız. Şu şekilde. O halde geçelim süslemeye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pastamız hazır. Süslendik, püslendik ve geldik. Gördüğünüz gibi bol çikolata süslemeli bir pasta oldu. Süslememizde bisküvi, çikolata, badem, çikolata parçası ve fındık parçalarıyla süsledik. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgili arkadaşlarım, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz bizim için önemli. Bir sonraki pasta hazırlığımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.